Valla bugün Klas Spor Kanal Ankara açısından voleybol günüydü. Halkbank'ı izledik. Ardından Aydın Başkanım, bizim de maçımız var arka salonda, bizi unutma dedi. Oraya geçtik. Sigorta Shop özel bir kulüp. Kalecik Belediye Başkanımız geçen sezon takımdan çok güzel bahsetmişti. Bu sene Sigorta Shop'un desteğini de aldı. İlaveten bizim Klas Spor sponsorlarından Quick Sigorta, RS Servisinde formasında yer aldığı bir takım. Evet, sağ olsunlar. Muhteşem bir maçtı başkanım. Ya öncelikle karşı takım oyuncularını tebrik ederim. Nazar boncuğu olsun diyorum bizim için. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha iyi hazırlanacağız. Biliyorsunuz eksiklerimiz vardı. Bugün ciddi iki tane eksiğimiz vardı. Smaçörlerimiz eksikti. Pasör çaprazlarımız eksikti. Yabancı oyuncularımız eksikti. Ama biz burada yerli oyuncularımızı, genç oyuncularımızı değerlendik ve onların kazanmış olduk. Yani biz onları kazandığımız için mutluyuz. Biz sezon takımı olmak bizim hedefimiz. Yani bir maçlık, iki maçlık böyle bir şeyimiz yok. Evet, seri bozuldu. 2-2 yapmıştık. Bu bizim tehir maçımızdı. Daha iyi, bundan sonraki maçlara daha iyi hazırlanacağız. Bu kadar. Genç bir kadroydu. Tecrübesiz bir kadroydu ama ben Sultanlar Ligi'nde bu kadar çekişmeli maçı fazla görmedim açıkçası. Keşke tribünlerde seyirciler olabilseydi, daha kalabalık bir atmosferde bu daha geniş kitleler bu maçı izleyebilseydi diyorum. Ama bir de siz şimdi yabancı transferiniz de vardı ama oynatmadınız. O niye oynatmadı? Kadro dışı falan da söyledi. Evet. Dominik'li bir tane pasör çaprazımız vardı, smaçörümüz vardı. Bunu kadro dışı bıraktık. Kadro dışını bırakma sebeplerimizi daha sonra kamuoyunda paylaşacağız zaten. Ama buradan Türkiye'deki tüm voleybol kulübü başkanlarına şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki kulüplerin başkanları, daha doğrusu patronları kulüp başkanları. Başka ülkenin federasyon başkanları değil. Burada parayı ben ödüyorum. Ben ödüyorsam benim sözüm geçer. 3000 kilometreden, 5000 kilometreden burada kimse ahkam kesemez. Bu kadarını söylüyorum. Bizde bizlik bir durum yok. Sıkıntı tamamen Dominik'le alakalı. Bizi kulübümüzü, şirketimizi bilen biliyor. Bununla alakalı gerekli açıklamaları kamuoyunda yapacağız. Söylemek istediğim tek şey, buranın patronu, Türkiye'deki voleybolun patronu kulüp başkanları, Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı. 3000 kilometreden, 5000 kilometreden öyle ahkam kesmeye kimsenin gücü yetmez. Ben de buna müsaade etmem. Yanlış yere tosladılar. Bunu söylüyorum sadece. İnşallah önümüzdeki günlerde sorun da çözülür. Zaten takımda tecrübeli oyuncu, yabancı oyuncu mutlaka çok var, şey değiştirecek. Var. Orada da birkaç tane talihsizlik yaşadık. Ama olsun, buna rağmen bizim yerli oyuncularımız gerekeni yaptılar. Sigorta Shop'a yakışanı yaptılar ve gerekli mücadele yaptılar. Bizim bununla alakalı ben hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Söyleyeceklerim bu kadar. Ya voleybolu öyle bir girdin ki sadece takım olarak değil, bir iki takımınız var galiba. Yanlışım yoksa. Evet. Ayrıca kadınlar birinci liginde isim sponsoru Sigorta Shop. Müziğiyle, introsuyla, her şeyle voleybola bir sigorta damgası vuruldu. Bugün de zaten sigorta derbisi diye geçiyordu. Evet. General Sigorta Sakarya'ylaydı maç. Evet ya, gönül isterdi tabii kazanmak. Hocamızın ciddi bir emeği var. Takımda oynayan arkadaşlarımızın ciddi bir emeği var. Bunu zaten görüyorsunuz. Zaten kadromuzda eksikti. Bunlar bahane değil ama bizim için dışarıdan müdahaleler olunca yapacak bir şey yok. Yani kaos voleybolda da varmış. Ben voleybolda yok biliyordum. Ama voleybolda da varmış, yani yapacak bir şey yok. Ya sezon çok uzun bir periyot. Daha tabii çok maç var. Mutlaka telafisi olacak. Ben geçen sene Doğan Başkay'ı Kanal Ankara'da konuk etmiştik. Daha takım yeniydi. Evet. Ama çok da hevesli bir belediye başkanıydı voleybol konusunda. Bugün ben yetişememişim. Halkbank maçından dolayı kaçırdım başkanımı. Doğan Başkanım nasıl? Voleybol iyice ya, keyif aldı. Keyifli tabii. O da ilçesinin başarılı olmasını istiyor. Kendisinin de mecliste toplantıları vardı. İlk devre geldi.
Sonra gitti. Biz her zaman söylüyorum, hocama da söylüyorum, arkadaşlarıma da söylüyorum. Biz hiçbir zaman hani haftanın takımı olma peşinde değiliz. Biz maraton koşmaya geldik. Bizim amacımız Sultanlar Ligi ve buna yönelik kadro kurduk. Haftan takımı olma gibi ne benim ne hocamın ne de oyuncularımın böyle bir yere girme gibi beklentisi derdi yok. Biz sezon sonu önemli olan finallerde bir üst tura çıkabiliyor muyuz ya da bir üst lige çıkabiliyor muyuz? Bizim için önemli olan bu. Valla takımda enerjiyi gördük. Hocam da biraz önce röportaj yaptık. Onu da gördük. İnşallah başaracaktır. Hocam sağ olsun Manisa'dan benim hemşerim. Manisa'da da geçmişte başarılı olmuş bir hoca. Biz de yanındayız, arkasındayız. Hem belediye olarak hem sigorta şirketi olarak elimizden ne geliyorsa bu takım sultanlara çıkması için bundan sonraki süreçte ne gerekiyorsa yapacağız. Yani yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın, iyi olan üst tura çıksın, iyi olan sultanlara çıksın. Takım olabilen çıksın. Yani diyebileceğim başka bir şey yok. Vallahi biz çok keyif aldık başkanım. Bundan sonra hem Kanal Ankara hem Klas Spor sürekli maçlardayız. Bu mikrofona biz, alış diyorum çünkü bir, çok fazla. Yok hayır. Sana. Biz her zaman bekleriz. Misafirimiz olun. Biz de işte yani voleybola bu sene staj senemiz ama biz de hem menajer piyasasını hem oyuncu piyasasını bir takım şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Hatalar tabii ki var ama bugün bakıyorsunuz ciddi takımlar 4-5 milyon para harcayan takımların bütün gün maçlarını izliyorum. Yani sürekli hatalar yapılmış hocaların, menajerlerin vesaire başka şeylerin. Ama yapacak bir şey yok. Biz de staj dönemimiz, biz de bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz yani. Son soru bir takımımız daha var Mert Grup Sigorta. Evet Mert Grup Sigorta. O nasıl gidiyor? O da 2-2 yaptı. Onda hedef bir takım kurduk. Hedef bir takım kurduğumuz için oyuncularımız da birinci kalitesinde daha önce Sultanlar tecrübesi olan oyuncularımız da şey yaptık. Kadroya dahil ettik. Ve bundan sonraki süreçlerde işte onu da bir üst lige çıkarma hedefimiz var. Sigorta Shop Kalecik Belediyesi takımını da Sultanlar'da görmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Artık yapabileceğimiz başka bir şey yok. Çok teşekkür bekliyoruz ederim. Yani oyuncularımız maç kazansın bir üst tura çıkalım. Yok maçı yaşıyorsun zaten sadece. Ben başkanlık değil maçı da yaşıyorsun. Tribünde beraber izledik maçı. Gerçekten yaşıyorsun. Şimdi sporu seviyorum. Futbolu da seviyorum. Voleybolu da seviyorum. Kendimle geçmişte basketbol oynadım. Sporu çok sevdiğim için şimdi iki tane takım var. Birisi şirketimizin markasını taşıyor. Diğeri de şirketimizin tescilli bir markası. Tescilli, evet. İkisini birlikte taşıyorlar işte. Ama biz de markalarımızın zirvede olmasını istiyoruz. Çünkü kendi sektöründe hep zirvede. Voleybol takımlarımızın da buralarda bitirmesini istiyoruz. Yukarıda bitirmesini istiyoruz. İşte ipi göğüslemesini istiyoruz. İnşallah. Zor bir sezon. Pandemiden dolayı zor bir sezon ama uzun bir maraton. Başaracağınızdan eminim. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim.